Merhaba güzel insanlar. Total War Saga Troy'deki tanıtımlarımıza devam ediyoruz. İncelemelerimize devam ediyoruz. Yine Troyalılardan bir karaktere göz atacağız. İlk iki karakterimizi Hector ve Paris oluşurken üçüncü karakterimiz Aenas. Ve artık nasıl telaffuz ediliyorsa. Dardanos Lord'u. Çanakkale'nin efendisi. Tıklayalım bakalım. The gods have plans for me. Tanrıların benim için bir planı var dedi sanırım. Yanlış duymadıysam. Kutsal işaretler neymiş bakalım. Tanrılar tarafından görev alabilmek için kurban vermek üzere kaynak harcayın. İlave ve ilahi lütuf kazanmak için görevleri bitirin. Tamam. Başka ne var? Stygian veya nasıl sesleri. Çeşitli etkiler kazanmak için ölü kahramanlarla bilgelikler için konuşabilirsiniz. Konuştuğunuzda mutluluk ve lütuf düşecektir. Neden? Önemli kahramanlar savaşta öldükçe onlarla da konuşabiliriz. Mesela Hector öldüğü zaman onunla da mı konuşacağız? Bakalım. Genişledikçe antik bir kahramanın ebedi istirahatgahını bulabilirsiniz. Bu da onunla konuşmanızı sağlar. Farklı karakterler. Tamam. Neler yetiştirebiliriz? Okçu, menzilli kumandanlar, savaşçılar ve cenk beyleri. Ama savunmacılar yapamıyoruz. Tamam. Akises ve Afrodit'in oğlu. Ankises düzeltiyorum. Afrodit'in lütfu tur başına artı bir. Hafif piyade birimlerinin bakım maliyeti. O zaman kaderimizi gerçekleştirelim. Are we mere playthings of the gods? Or do we plead divine influence to justify our foolish choices? He's taken her. He's taken my wife. You've risked the safety of Troy. Evli lan evli. Evli kadına bakılır mı lan? Ahlaksız pislik seni. Bu da you şey have my oath. Terbiyesiz. Yazıklar olsun. Şuna bak. Bir iğrenç ilişki yüzünden koskoca medeniyet ne hale geliyor. Brother, I can fight. Go. Seek shelter. There'll be plenty of fighting ahead. The wrath of Achaea will descend upon Troy. Paris acted in love, but he has incited war. Whether the walls of Ilios will endure, only the gods can tell. Hiçbir şekilde kabul edilemez. Ne aşk lan? Yalnız bu karakter iyi bakın. Yani Troya tarafında oynamak istedim. Niye? Çünkü Troya Savaşı'ndan sonra bu karakterin gidip Roma'yı kurduğu söyleniyor ve onun işte daha doğrusu bunun torunlarının yani. Oh great-hearted Aeneas. Your cousin Hector is King Priam's eldest son and Troy's greatest warrior. Üstünlük sağlarken Anadolu'dakiler gidiyorlar İtalya'ya yerleşiyorlar. Brother, your foolish passion has doomed us. Aha. Fear not, noble cousins. I stand with you. Çanakkale'ye selam olsun. Recent incursions from the Aeolians devastated Arisbe. You are now at war. Arisbe'yi bunları tokatlayacağız. Bunları yıkıp yıkmışlar orayı. Look to the northern bank of the Hellespont. The hostile Chersonesos seek control of this strategically vital peninsula. Beside the sacred springs of Scamandros, your cousin Hector rules wisely in the name of King Priam. His brother Paris rules from a well-built city overlooking the Aegean. In the Western Isles, another of Troy's princes, God-touched Troilos, protects the coast from hostile incursions to aid all seafarers. Secure your holdings, then aid your cousins against the coming Achaean storm. Evet, dakika 1, gol 1. İlahi misyonlar, Stygian sesleri.
Düşman hallet, tamam. Şimdi bakalım. Kutsal işaretler. Şu sürede mevcut. 4 tur sonra mı? Bir lider, bir savaşçı olarak Enes her zaman alçak gönül ve dinler olarak kabul edildi. Halkı ilahi iradeyi bulmak ve Olympus'un lütfunu kazanmak için ona güvenirdi. Tamam, bekleyelim. Bir şey yapamıyoruz şu an. Sigin sesleri. Asak Karos. Dardanos Illus. 6 tur boyunca etkisi varmış. Mutluluğu düşürüyormuş fraksiyon. Mucize yaratan biri ya da yetenekli bir araştırmacı olan Enes, Styx nehrini geçen kişilerden öğrenmenin bir yolunu buldu. Bazıları ölülerle konuşmayı tanrılara hakaret olarak görürken bu tür yasak bilgilerden elde edilen faydalar inkar edilemez. Evet. Dardanos'la konuşalım. Ama bir dakika. Bu mutluluk düşürüyor. Mutluluk düşürme olayı şöyle. Deli olduğunu zannediyor halkı. Ondan mutluluk düşüyor yani. Tüm binalar inşaat maliyeti. Deniz seferleri geç. Kahraman aura boyutu. Bak bunu seçelim. Asakros. Savaşta yardımcı oluyor bize. Evet. Korkunç ayin. Tüm tanrıların lütfu -10. Asakros'un sözü 6. Tabii şuradan. Mesela burada eğer Ares mesela 10 olsaydı oradan 6 puan düşecek, gerilecekti. Bunun buff'larını da alamayacaktı. Öyle düşünün yani. İyi bir yönetici, kaynak yönetimi yapmanız lazım. İyicene tartıp edip. Tamam. Verdik buff'ı. Şu sanırım 4 tur sonra aktif olacak değil mi? Kullanabilir olana kadar geçmesi gerekiyor. 4 tur geçer hızlıca. Ooo, tokatlıyorsun diyor. Buff'ı da aldık ya. Savaş alanında bir görelim bakalım bu yiğidi nasıl biriymiş. Kastor. Hain Kastor, gebereceksin. Zeval kehaneti. Evet, hava güzel. Adamlar karşıda, oğlum çok iyiyiz ya. Bir şey diyeyim mi? Hakikaten çok iyi birliklerimiz şu an. Hatta bunları öne alalım. Bunlar yavaş geliyor ama değil mi? Bir dakika, şunları şey yapacağım. Bunlar gözükmüyor, tamam. Bu sefer bir taktik yapalım. Biritçilerimiz var. Bunlar çok yavaş geldiği için önde kalsın. Hatta geçecek bizimkiler. Neyse, şu karakterimize bir bakalım. Gayet karizmatik bir karakter. Balkanı tunç, miğferi tunç, kılıcı tunç. Evet. Şu neymiş? Anadolu kılıçları. İşte abi, oynayacağımız birlik bu ya. Madem Troyalıları kendimize doğru, yani doğu medeniyeti sayıyoruz. Mikenlere batı. Troy'u tuttuğumuz zaman bunlar oynuyoruz işte. Yılı sopalı dövüşçüler. Yılı dedi işte bir şehirde yaşayan. Dardan mızrakçıları. Dardanel. Biliyorsunuz bu bölgeyi onlar Dardanel diyorlar. Özellikle Çanakkale Savaşları'nın İngilizce metinlerine falan görürsünüz. Tabii avcı yerlerimiz var. Evet. Cibil değiller en azından. Bir tık daha üst seviye, öyle mi? Başlayabiliriz. Bizim ne özelliğimiz var? Hız, dinçlik, kendisi. Ha, adam kovalamayı seviyor yani. Burada bizi görmeyecekler. Güzel, şuraya kadar rahat rahat geleceğiz. Koşmamıza rağmen görmüyorlar. Bunları da koşturuyorum. Bizimkiler görünür oldu mu? Yok. Koşun abi. Bunlar gelmesi gereken yere kadar geldiler. Flank yapacağız. Güzel, döndürüyorum şu an.
Bunlar kalkan var mı? Aa yok. Ama hafif dediğine göre bu dönemde hem okçulara nazaran hem de ciritçilere nazaran Slinger yani sapan kullananların menzili daha yüksek. Bakalım kim alacak? Onlar mı alacak biz mi? Diğer birliklerimi de koşturuyorum şu an. Sanki görüyor burayı ya. Hala hareket ettirmiyor yani. Ya da ben götürürken ilk başta gördüm. Evet. İş ciddileşince sağlı tabii yapay zeka ve onları da yo geliyorlar. Your warriors have spotted hidden foes. Bak hala gelmemizde ısrar ediyor. Yardıra yardıra gidiyor bizimki. Evet duşlar mı? Duşlar. Evet artık getirebilirim. Your hero is under attack. Oo bizimkiler mi kaçıyor? Bizim baltacılar kaçıyor. Flankçilere de gerek kalmadı. Zaten sayımız fazla. Flankçilere burada dövüşüyorlar. Bir tanesi bunları kovalasın. Bir tanesi de şuraya gelsin. Arkadan saldırdık mı? Ha kaçıyorlar. Victory is close enough to taste. Evet, tatmak için ne yakın mı diyor? Tadacağız yakında. Victory. Zaferi tadacağız. Evet, hepsi kaçıyor gözüküyor. Aynen öyle. Yakaladık. Kumandan. Kumandan nerede? Aha. Evet tokat. Hızlandıralım. Bayağı ağzımda kurudu ya konuş. Bu kayıtların çoğunu aynı gün yaptım. Hatta başıma gelenleri anlatsam ağlarsınız yani. En az 1,5 kayıt. Heh, bu sinek de bir bizi bırakmadı. Meyve sineği. 1,5 kayıt. Yanlışlıkla ya öksürük geldi herhalde. Mikrofonu kapatıyorum. O öyle kalmış. Bir kaydın yarısından sonrası bir kaydında tamamı mikrofonsuz boş boş konuşmuşum. Bir açtım videoyu sadece oyunun sesi geliyor. Ağladım yani. Cumartesi pazar. Bütün işim U oldu. Troy oldu yani. Dinlenemedim hafta sonu. Hadi öldür bakalım bir fatality izleyelim savaş şey sonunda. Hadi çıkacak lan savaş alanından çıkacak. Lan oğlum. Bakalım şimdi nasıl bir dövüş olacak. Bu karakter oynanır. Karakter oynanır. Aynas var nasıl telaffuz ediyorsak artık. Bak savaş alanında ölmediği için burada da öldü. Savaş alanında ölseydi şu an fatality ile yere serilmişti bu. Ama gerçekte ölmüş oluyor artık. The gods bless me. Aeneas of Dardania, occupy the city. Evet eyalet mi bura? Yok bir düşman bir de buraya almam gerekecek. Tamam 4 tur. Tamam birim üretelim. Bunlar tamam. Cirit. Şu evet. Özel birim bakın. Dardan paryaları. Paryaları evet. Bir tane bundan bittik mi? Ne istiyor bu altın mı? Daha bitiyor. Bir sonraki tur ama rahatız. Üretebiliriz. Tamam 2 tur. Masa konusu sözü. Bak bunu yaptık. Buff geliyor 6 tur. Korkunç hain. Buradan mutsuzluk var 2 tur. Bir diplomasi yapalım hemen. Madem tur geçeceğiz.
We could both come out of this better off. Kuzeniyle. Well, vay gerizekalılar. Troya bu işi yapıyor mu? Ineos and I. Lan ben sizi koruyacağım diyorum. Kuzenlerin diyorum. Adamlara bak, diplomasi yapmıyorlar benimle ya. Neyse, hızlı geçiyoruz. Bastık. Bilim üretmeden şuraya gidelim hemen. Tamam, bunları geç. In Troy's defense. Şunlar da olsun diye. Tamam. 3 tur kaldı. Burayı alırsak eyaleti bitirmiş oluyoruz. Tamam mı? Alırız diye düşünüyorum. Abi. Without fail. Dur, bir sonraki tur. Ha, uf, oha 8 birim spawn etti ya. Otomatik de alabileceğim mi? I will do my duty. Leave none alive. Neyse dursun, savaşmayacağım. Vakit şey yapmasını istiyorum. Daha 8 birimi nasıl spawn ediyorum bir anda? Şuradan hızlıca adam mı geldi? Yok, geri kaçırıyoruz. Pull out. Bir pusu atayım bakayım buraya. Destined for greatness. Nasıl gelecekti bu? Şuraya pusu atayım bakayım. Advance to victory. Ambush positions. Seviye atlamış. Bir de ne mi varmış bunun? Sadece miğferi var. Uyarı haykırışı. Yanların saldırı savunması. Yok. Herakles'in kanı. Öfke sağlar. Herakles'in kanı 45 saniye yakın dövüş saldırısı mı? Saldırısı. Tamam, şey bitti herhalde. Heh. Diyor ki kehaneti oku. Hadi bakalım. Kutsal işaretler bir kaynak fedası gerektirir. Devam edelim mi? Evet. Olympus'un gazabı. Ares'in lütfu artı 60. Kalan tur sayısı 12. Şu bölgeye baskın yap. Ya kehanet diyor ki buraya baskın yapmam lazım işte. Yaparsam Poseidon'un lütfu. Düşman fraksiyonu barış yap. Şu an toplam 300. 300 muharebe esire geçir. Her an lütfu. Aa. Ulan farklı farklı bir ton görev. Ama ikisinden biri olacak herhalde. Yaparsak ne yapacağız? Oradan lütuf elde edeceğiz. Lütuflarda ne var? Bunlar işte seviye atlayacaklar. Ve bu seviyelerine de buff elde edeceğiz. Güzel. Evet. Oynanır abi. Mini mini yan görevler işte size. Durun bakayım, şu pusu yiyecek miyiz? Gelecek mi şuraya? Çok merak ediyorum. Yiyecek mi daha doğrusu pusuyu? Yok, yemedi. Pusu önlendi, görüyor. Tamam. Bu karakterden de göstereceğim içerik bu kadar. Başlangıcı böyle, karakterimizin oyun tarzı böyle. Diyeceğim başka bir şey yok oyun için. Yabunizanpaşa.com'a gelmeyi, sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Sonraki bir videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.